Günaydın. Model şirketimiz Kervan Gıda. Öncelikle risk modellerine bakıyoruz. Edward Altman'ın Z Score modeline göre hisse senedi yatırımcısı açısından yüksek risk içerdiğini gösteriyor. Gordon Springate ve bizim hocalarımızın modelleri doğrultusunda da risk içermediğini işaret etmekte. Aktiflerden değerlendirecek olursak, inceleme döneminde toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların bir önceki dönem yaklaşık %16,5'tan cari dönemde %8'e azalmış. Brüt işletme sermayesi içerisindeki payı ise bir önceki dönem yaklaşık %28'den cari dönemde yaklaşık %15'e azalırken kısa vadeli yabancı kaynakların içerisindeki nakit ve nakit benzeri varlıkların oranı %57,5'tan %27'ye gerilemiş. Ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı ise bir önceki dönem %33 paya sahipken cari dönemde yaklaşık %14,5'a gerilemiş. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacaklarının payı bir önceki dönem %22 olarak gerçekleşirken cari dönemde aynı oranı muhafaza etmiş. Brüt işletme sermayesi içerisinde ticari alacaklarının payı bir önceki dönem %37 olarak gerçekleşirken cari dönemde yaklaşık %40'a artış sağlamış. Stoklar toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem yaklaşık %16 paya sahipken cari dönemde yaklaşık %17,5'a artarken brüt işletme sermayesi içerisinde %26 olan payı da cari dönemde %32'ye artmış. Brüt işletme sermayesi toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem yaklaşık %60 paya sahipken cari dönemde yaklaşık %55'e artarken toplam sabit kıymetler içerisinde yaklaşık %149 olan payı da cari dönemde yaklaşık %21'e gerilemiş. Şirket 2021'in 9. ayı sonu itibariyle maddi duran varlıklarının %58,5'unu amorti ederken toplam sabit kıymetlerin toplam varlıklar içerisindeki payı bir önceki dönem %40 olarak gerçekleşirken cari dönemde %45'e artış sağlamış. Cari fiyatlarla yaklaşık %60,5 oranında 843 milyon 861 bin TL'lik bir iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Kaynaklarına baktığımızda toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borçlarının payının hızlı ve yüksek oranda artarken uzun vadeli borçların stabil kaldığını görüyoruz. Toplam borçlar içerisinde net borçlar belirgin şekilde yüksek oranda artış kaydederken öz varlıkları toplam borçlar içerisinde cari dönemde azalış göstermiş. Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı %29'dan %40'a artarken uzun vadeli borçların payı %10,5'dan %10'a gerilemiş. Varlık finansmanını varlıklarının %50'sini yabancı kaynaklarıyla fonlamaktayken öz kaynaklarını da %50 oranında fonlamakta. Yani dengeli varlıklarının yarısını yabancı kaynaklarla borçlarla yarısını da öz kaynaklarıyla fonluyor. Yabancı kaynakların öz kaynakları oranı 1/1. Borçları daha kapsamlı, daha ayrıntılı inceleyecek olduğumuzda öncelikle yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. 2020'nin bakalım arkadaşlar yanlışlık yapmayalım. Evet. 31-12-2020 tarihi itibariyle işletmenin
29.114.697 TL net yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken 2021'in 9. ayı sonu itibariyle 102.724.636 lira yabancı para pozisyon açığı yaratarak cari dönemde net yabancı para pozisyon açığı 73.610.000 TL'ye ulaşmış işletme. 73.609.939 lira net yabancı para pozisyon açığı taşımakta. Finansman kaynaklarında değişikliklere baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısı %17,5 azalırken borçların payı %26,5 artış kaydetmiş. Öz kaynaklarıyla borçlarını karşılama oranı yaklaşık %35 azalmış. Brüt işletme sermayesi %23,5 azalırken net finansal borçları %509 oranında artış sağlamış. Döviz pozisyon açığı %353 oranında azalırken, pardon, döviz pozisyon fazlalığı %353 oranında azalıp yabancı para pozisyon açığında düşerken ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması da %64 oranında artış sağlamış. Evet, öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde kar payının kısmen arttığını, öz sermaye karlılık payının hızlı büyürken devamlı sermayenin de kısmen azaldığını görüyoruz. Öz sermaye karlılık payının belirgin ve yüksek oranda azalışının ana etkenlerini inceleyecek olursak, evet, borç maliyetinin öz kaynak borç maliyetinin %52,5'tan %18,5'a yüksek oranda azalışı öz sermaye karlılık payının belirgin şekilde artışının ana kaynağını oluştururken aktif karlılığı %38'den %39'a hafifçe artarken katkı payı yüzdesi de %40,5'tan %38'e hafifçe gerilemiş. Öz kaynak sermaye kar payını artıran borç maliyetinin yüksek oranda ve hızlı bir şekilde düşüşünden kaynaklanmakta. Gelir tablosuna baktığımızda toplam gelirler içerisinde satılan malın maliyetinin kısmen arttığını, maliyet giderlerinin kısmen artarken finansman giderlerinin belirgin şekilde azaldığını görüyoruz. Toplam gelirler içerisinde esas faaliyet kar payı gerilemiş. Kar oluşumlarına baktığımızda toplam maliyetlerin bir önceki dönem yaklaşık %67'den cari dönemde yaklaşık %70,5'a artmasının neticesinde brüt karı %33'ten %30'a gerilemiş. Faaliyet giderlerinin yaklaşık 9'dan cari dönemde %13'e artmasının neticesinde de esas faaliyet kar payı %24,5'tan %17'ye azalmış. Finansman giderlerinin yaklaşık 14'ten cari dönemde yaklaşık %5'e azalmasının neticesinde de vergi öncesi karlılığı %11,5'tan %15,5'a artış sağlamış. Nakit akışına bakmadan yatırımcı açısından önemli olan kar oranlara bakalım.
Cari dönemde %134,5 artışla kar muhafazakarlığında işletmenin tutucu davranmayıp kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görmekteyiz. Mali rantabilitesi %176,5 artış kaydederken efektif kar oranı %27 artış kaydetmiş. Vergi öncesi karlılığı %84 oranında artarken ekonomik rantabilite %9 oranında azalmış. Faiz vergi öncesi karlılığı %46 oranında artarken birikmeli karlılık %81 oranında artış sağlamış. Maliyet karlılığı %32 oranında azalırken işletme verimliliği %100'ün altında %92,5 olarak gerçekleşmiş. Evet, nakit akım tablosuna baktığımızda işletme faaliyetinden net nakit girişinin dönem sonu nakit artış oranı %937, esas faaliyetlerden nakit girişinin dönem sonu nakit artış oranı da %354,5 oranında azalmış. Şirket gelir tablosunda her ne kadar 201.235 lira yaklaşık olarak dönem karı kayıt altına almasına rağmen kasasına giren dönem karı 471.648.122 TL'dir. Yani kayıt altına aldığının %134,5 oranında fazlası kasasına girmiştir. Bu genellikle soru oluyor arkadaşlar. Nasıl oluyor gelir tablosuna? Arkadaşlar, şirketlerin bir kez daha ifade edeyim. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderleri vardır, nakit girişi gerektirmeyen de gelirleri vardır. Yani gelir gibi gözükür ama kasaya giren para değildir. Veya işletmenin gider gibi görünür, kasasından para çıkmasını gerektirmeyen de giderleri vardır. Bunlar hesaplanması gerekir. Bunlar birer uzmanlık alanıdır. Evet, yüzeysel değil, burada en ince kılcal damarlarına kadar analiz yapılıyor şirketlerin. Yani burada size verilen bilgiler, verilen eğitiler öyle yüzeysel değil arkadaşlar. Yani işletmelerin bu programda amortisman, birikmiş amortisman boşuna ek bilgilerden bulunup girilmiyor. Her bir kalemin kendine has, kendine özgü bir farklı önemi, farklı bir anlamı vardır. Evet. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin, yatırımlardan nakit çıkış oranının %100'ün altında olup %38 oranında gerçekleşmesi işletmenin mevcut kapasitesini korumak ya da mevcut kapasiteyi artırmak için bir takım yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Ve bu yatırım faaliyetlerinden işletme 178.838.213 TL nakit açığı vermiş. Yine finansman faaliyetlerinden net nakit girişinin, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranının %100'ün üzerinde yaklaşık %155 oranında artışı burada bize işletmenin esas faaliyetlerinden ötürü vermiş olduğu nakit açığından ötürü borçlanma gereksinimi duyduğunu, üçüncü şahıslardan, bankalardan borçlanmaya gidebileceğini ya da nakden sermaye artırımı yolunu tercih edebileceğini gösteriyor. Nerede ki nakit açığından esas faaliyet işte arkadaşlar. Esas faaliyetlerinden yani operasyonel faaliyetlerden vermiş olduğu nakit açık nedeniyle işletmenin borçlanma gereksinimini burada karşımıza çıkıyor. Yine
vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı %43 oranıyla %100'ün çok altında gerçekleşmesi olumsuz olarak değerlendirilir. %100'e ne kadar yakınsa bu o kadar olumlu olarak değerlendirilmelidir. Fon kaynak kullanımına da baktığımızda fonların %29'luk kısmını faaliyetlerden elde ediyor. Bunun %50 ağırlıkla kısa vadeli, %56 ağırlıkla kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşması olumsuz. %55,5 ağırlıkla sabit varlık artışı kaynak artışından oluşmuş. Evet, sabit kıymet varlık artışı ama hangi sabit varlık? Burada önemli olan atıl işletmeye üretimde katma değer sağlamayacak bir duran varlık artışı varsa bu olumlu olarak değerlendirilmez. Ama işletmenin üretimine, iş hacmine katma değer sağlayan bir sabit varlık artışı varsa bu tabii ki olumlu olarak değerlendirilir. Ama hiçbir zaman için kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması olumlu olarak değerlendirilemez. Başa baş noktalarına geçiyorum. Evet, net işletme sermayesine de baktığımızda da net işletme sermayesi %26 azalış göstermiş. Reel satışlarına bakalım. Yurt dışı ihracat gelirleri bir önceki dönem %20,5 oranında gerçekleşirken cari dönemde %22 oranına artış kaydederken yurt içi reel satışları da %39,5 oranında artış kaydetmiş. Rasyolarına baktığımızda evet likidite oranlarının azalmakta olduğunu ve olması gereken değerlerin altında seyrettiğinden değerlerin altında kalmasından ya da öyle ifade edelim likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları vasat olarak gerçekleşmiş fakat kaynak yaratma gücü belirgin bir şekilde artış kaydederken etkinlik oranları da vasatın üzerinde gerçekleşmiş. İşletme reel olarak sadece öz kaynak küçülmesi yaşarken net satış büyümesi ve varlık büyümesi kısmen büyümüş reel olarak. Net kar büyümesi cari fiyatlarla ve reel fiyatlarla belirgin şekilde artış kaydetmiş. Kar artışının da nedenini döviz kurundaki artış ve enflasyondan olduğu anlaşılabiliyor. Evet. Tüm bu veriler doğrultusunda yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının sonucunda temettü kapitalizasyon yöntemiyle yani gelecekteki temettülerin günümüze indirgenmiş modelliyle yöntemiyle hissenin olması gereken fiyatı 12,5 lira olarak hesaplanmakta. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de yaklaşık 12 lira olarak hesaplanmakta. Bu finansal verileri sürdürülebilir ve kalıcı kılarsa da %22 büyüme oranı hesaplanmakta. Yalnız bu arada Damodaran indirgenmiş nakit akım ya da serbest nakit akışı istikrarlı büyüme modeline göre sermaye harcamalarının amortismana göre yüksek göründüğü konusunda hususunda da bizi ikaz ediyor.
Evet arkadaşlar, başka ne vardı? Bir de bir arkadaşımızla, bana arkadaşımız da Nuh Çimento diyordu. Evet, bir de benim merak ettiğim Odaş var. Bir de Odaş'a bakalım. Herkese iyi seanslar. Şimdiden sağlıklı, neşeli, kayıpsız bir hafta sonu diliyorum.